Merhabalar, Migros TV'ye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Nisan ayını konuşacağız, burçlar üzerinden gideceğiz. Ayrıca biliyorsunuz bir tane de videomuz var. Nisan ayının önemli bir gökyüzü olayı varsa o videomuzda da bundan bahsediyoruz zaten. Şimdi Nisan ayını şöyle bir toparlayacak olursak, hemen 2 Nisan'da Merkür gerilemesi var. 8 Nisan'da çok etkili tam bir güneş tutulması yaşanacak Koç burcunda. 10 Nisan biraz zorlayıcı bir gün olarak tarihe geçebilir. Hemen arkasından da 24 Nisan'da da bir dolunayımız var. Bu 24 Nisan'daki dolunay da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek. Ve tabii ki gezegen geçişlerini de ben sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu videomuzda Koç Burcu'ndan Başak Burcu'na kadar ele alacağız burçlarımızı. Elbette ki her zaman söylediğim gibi söylemezsem olmaz. Siz sevgili izleyicilerimiz lütfen Migros TV'ye abone olmadıysanız olunuz. Bildirimleri açınız. Ve bu videoyu eğer beğeniyorsanız etrafınızdaki insanlara da bu videoyu çok beğendim. Ya sen de burayı izle, sen de bu videoya işte bir yorum yap derseniz beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Nisan ayı şimdiden bolluğu, bereketi, sağlığı, mutluluğuyla gelsin diyelim ve Koç burcuyla başlayalım. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, Nisan ayı sizin için önemli aylardan bir tanesi. 8 Nisan'da sizin burcunuzda oluşacak bir tam güneş tutulması gerçekleşecek. Eğer doğum gününüz 8 Nisan'a yakınsa artı eksi 5 gün alabilirsiniz. O zaman bu sene hayatınızda çok önemli olaylar, büyük değişimler ya da daha önceden konuşulmuş ama yapılmamış, yarım kalmış, tamamlanması gereken konularla beraber devreye girecek önemli kararlar sizi bekliyor olacak. Bu tutulma sizin için önemli. Kendinizle olan bağlantınızı keşfedeceksiniz. Daha önceden girişimde bulunmak istediğiniz, bir türlü yapamadığınız, adım atamadığınız, belki de kendinizi şifalandıramadığınız konular bu tutulmayla beraber karşınıza gelebilir. Ama bu tutulma gerçekleşmeden önce 2 Nisan'da Merkür geri gitmeye hazırlanıyor ve Merkür sizin burcunuzda geri hareketinde olacak. Bu yüzden de etrafınıza kendinizi anlatırken ya da bir işe başlayacakken ya da önemli bir işi ele alacakken dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Merkür 25 Nisan'a kadar geri hareketinde olacak. Büyük girişimlerden mümkün olduğunca uzak durmanız faydanıza olabilir diye düşünüyorum. 21 Nisan sizin için önemli bir tarih. Jüpiter-Uranüs kavuşumu para evinizde gerçekleşecek. 21 Nisan sonrası maddi konularda hayatınızda önemli, hızlı açılımlar devreye girebilir. Cebinize güzel paralar geçebilir. Eğer uğraştığınız bir iş varsa bu dönem bu işlerinizin karşılığını almak da önemli olacak. Teknolojik konularla daha fazla ilgiliyseniz, elektrik, elektronik gibi alanlarda bir takım işleriniz varsa ya da daha fazla sosyal çevrenizi kullanarak para kazanıyorsanız işte bu dönem karşınıza çeşitli fırsatların gelme potansiyeli de yüksek görünüyor. 24 Nisan'daki dolunayda müşterek para alanlarınızı etkileyecek. Bu da bir para sorumluluğunu devreye sokabilir. Ödemeler dengesini iyi tutmanız gereken bir dönem olacak. Nisan sonunda bu etkiye dikkat edin. Güzel bir ay diliyorum sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Sevgili Boğa ve yükselen Boğalar, bu ay sizin için önemli aylardan bir tanesi. Hem bir tarafta kendinizi düşünmek, kendinize yatırım yapmak, biraz elinizi ayağınızı önemli işlerden çekmek potansiyeliniz yüksek. Ama diğer taraftan sosyal çevrenizde de önemli bazı olayların göbeğinde kendinizi bulabilirsiniz. Hemen 8 Nisan'da bir tutulma gerçekleşecek. Bu tutulma sizin kadersel alanınızda oluşuyor. Bu da aslında bazı konularda şartların elinizde olmadığını gösteriyor sevgili boğalar. Sağlığınıza gereken özeni göstermeyi ihmal etmeyin bu dönemde. Yine yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bu işlerde önemli açılımlar ya da cesur olmanız gereken konu ve olayları yeniden ele alacaksınız. Bir davanızın sonucuyla karşılaşmak, anne tarafınız ve anne tarafınızın kardeşleri, akrabaları ile ilgili önemli olayların karşınıza gelmesi ya da sizin dışınızda gelişecek bazı olaylar aslında tam da bu tutulma zamanı sinirlerinizi iyi kontrol etmeniz gerektiğinin de altını çiziyor. Yine sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkinizde bazı işlerinizin sonlanması ya da bazı işlerinizde karar mekanizmasını devreye doğru bir şekilde sokmanız ve buna göre de organize olmanız gerekebilir. Aslında eğer enerjinizi doğru kullanırsanız bu dönem mağdur olduğunuzu düşünmeden aslında nerede hata yaptığınızı iyi fark ederseniz bu etkiyi de kendi istediğiniz noktaya çekebilir ya da buradan daha rahat bir şekilde
şekilde faydalanabilirsiniz. 2 Nisan'da Merkür de kadersel alanınıza gerileyecek. Bundan 6 yıl önceye bir bakmanızı tavsiye edeceğim. 6 yıl önce, yani 2024'ten 6'yı çıkardığımızda 2018 yılında yaşadıklarınıza benzer konu ve olaylar gündeminize yerleşebilir. Hem aşk hayatınız hem de parayla ilgili konularda 25 Nisan'a kadar dikkatli adımlar atmanız gerektiğini de eklemek istiyorum. 5 Nisan'dan sonra ilişkilerde biraz böyle nanemolla bir etki devrede, biraz platonik ilişkilere çekilebilirsiniz ya da var olan ilişkinizde sevdiğiniz insanla aranıza bir mesafe girdiğini düşünme potansiyeliniz var. 24 Nisan'da bir dolunay var ki bu dolunay ikili ilişkiler ve özel hayatınıza dair verilecek önemli kararları karşınıza getirecek. İşte bu dolunayla beraber özel hayatınıza, sevdiğiniz insanla olan ilişkinize ya da eğer hayatınızda bir insan yoksa yeni bir insanı hayatınıza alma konularında önemli kararlar alacaksınız. Güzel bir ay diliyorum. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, evet önemli aylardan bir tanesi Nisan ayı. Hem sosyal çevreniz çok aktif ama iş ortamlarınızda ve aile hayatınızda da önemli bazı olaylar yaşama potansiyeliniz de yüksek görünüyor. Hemen 2 Nisan'da Merkür Koç burcunda geri hareketinde olacak. Sosyal çevre ve arkadaşlık evinizde gerileyecek Merkür. 25 Nisan'a kadar arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara meyilli olabilirsiniz. Kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Bazı işlerinizin üzerinden tekrar geçmek durumunda kalabilirsiniz. Bu dönem sakin olmalı, kafanıza göre kararlar almamalı, cesur yapınızda işleri berbat etmemelisiniz. 8 Nisan'da tam da burada bir güneş tutulması yaşanacak. Bu da sosyal çevre alanlarınıza algınızı çevirecek. Bu da şu anlama geliyor, bir kere sosyal çevreniz değişebilir. Yeni ortamlara girme ya da bu konuda bir cesur hissetme. Eğer arkadaş ortamlarınızda şifalanması gereken bir konu varsa ya da bazı arkadaşlarınızla aranızdaki meseleleri şifalandırmak istiyorsanız tam da bu tutulma bu konuları hareketli kılacak ve bunu yaptıktan sonra kendinizdeki değişimlerle yolunuzda ilerleyeceksiniz. Unutmayın, bu yıl çevrenizi oluşturma yılı. O yüzden de sosyal ortamlara girmek, çıkmak, yeni insanlarla tanışmak sizin için önemli olmalı. Daha önceden konuşulmuş bir iş, bir lansman ya da bir davet ya da bir organizasyonel bir işiniz işte tam da bu tutulma zamanı devreye girebilir. Ama bütün bunları kafanızda planlarken, işinizdeki gelirleri arttırmak isterken, iş ortamınızda yaşanacak bir durma etkisi ya da bir sıkıntı ya da problem 10 Nisan civarı karşınıza gelebilir. Buradaki konu şu olmalı, sınırlarınızı iyi belirlemeniz gerekiyor ve sınırlarınızı belirleyerek giderseniz ve doğru bir şekilde hareket ederseniz aslında burada olumsuz gibi görünen konuları da kendi lehinize çevirme potansiyeliniz yüksek. Bir kere 21 Nisan civarı beklenmedik yerlerden göreceğiniz teklifler ya da yardımlar yüksek olabilir. 24 Nisan'da da Akrep Burcu'nda bir dolunay var ki bu dolunayda iş konularını hareketlendirecek. Bu da şu anlama geliyor. Önünüze güzel teklifler gelecek sevgili ikizler ve 24 Nisan civarı bu teklifleri belki de değerlendirmek isteyeceksiniz. Ama burası sağlık alanınız olduğu için aynı zamanda hem tutkularınızı, hem duygularınızı, hem de olaylara bakışınızı, krizleri doğru fırsatlara çevirmeyi de ihmal etmemelisiniz. Güzel bir ay diliyorum. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, oy bu ay var ya sizin için gerçekten önemli. Çünkü kariyer ve meslek hayatınızda, ailevi ilişkilerinde önemli cesur adımlar devreye giriyor. 2 Nisan'da Merkür kariyer ve meslek alanlarınızda gerilemeye başlayacak. Bu da 25 Nisan'a kadar kariyer değişiklikleri, iş ortamınızı değiştirme, yeni bir projeye başlama ya da toplum önü bir takım konuşmalarınız varsa bu konuşmalarda yanlış anlaşılmalara meyilli olabileceğinizi gösteriyor. Cesur adım atmak isterken bir çuval inciri berbat etme potansiyeliniz de var. Sabırlı olmaya özen göstermeniz gereken bir dönem. Aslında hem yumruğunuzu masaya vurmak istiyorsunuz, önemli adımlar atmak istiyorsunuz ama bir yandan da şartlar ve koşullar elinizi kolunuzu bağlıyor olabilir. İşte tam da 8 Nisan tutulmasında bunu hissediyor olacaksınız ama diğer taraftan aslında işleri iyi organize edebilirseniz, başınıza gelen olayları çok fazla büyütmezseniz ve diğer taraftan da bazı biten fırsatları aslında yeni açılacak kapılar olarak fark ederseniz, işte o zaman tam da bu tutulma zamanı ve sonrası 6 ay boyunca kariyerinizde ve iş hayatınızda önemli konular, önemli başlangıçlar ve kararlar devreye girebilir. Burada sizi uyaracağım tek bir şey var.
daha önceden konuşulmuş, görüşülmüş ama bir şekilde olmamış, yarım kalmış meselelerin ve işlerin üzerine gitmeye özen gösterin. Özellikle böyle bir yerden teklif yapıldıysa ve siz bir şekilde kabul etmediyseniz, o an karar veremediyseniz, İşte şimdi karar verebilirsiniz bu tutulmayla beraber. Bir kere 21 Nisan önemli. Sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan gelecek çok güzel bir fırsat yüzünüzü güldürebilir. Önemli, hızlı kapıların karşınızda açıldığını görebilirsiniz. Yeni insanlardan gelecek olan bu fırsatlar işle ilgili konularda yüzünüzü güldürebilir. 24 Nisan'daki Dolunay'da aşk evinizde oluşacak sevgili yengeçler. Bu da şu anlama geliyor. Eğer bu çevresel faktörleri iyi değerlendirebilirseniz ve hala kalbiniz boşsa, girdiğiniz ortamlarda ve çevrelerde biriyle tanışma ihtimaliniz çok yüksek. Ya da bazı arkadaşlarınız size ilişkiniz konusunda ön ayak olabilirler. Aşka, keyfe, mutluluğa ve çocuklara 24 Nisan'daki Dolunay'da kendinizi kaptırabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslanlar, sizin için önemli aylardan bir tanesi. Güneş Koç burcunda, Merkür Koç burcunda geriliyor ve burada bir tutulma var. Bu da şu anlama geliyor. Kendinizi yeniden yapılandıracağınız, öğrenmekten mutluluk duyacağınız, aynı zamanda farklı alanlara yöneleceğiniz aylardan bir tanesi Nisan ayı. 2 Nisan'da Merkür geriliyor. 25 Nisan'a kadar bir kere daha az tanıdığınız ve samimi olduğunuz insanlarla olan ilişkilerinizde dikkatli adımlar atmalısınız. Bir kere karşınıza iş fırsatları gelebilir. Bu iş fırsatlarını değerlendirmek önemli olabilir sizin için. Ama diğer taraftan da birkaç kez üzerinden geçerek bazı konuları ele almak aklınızın bir köşesinde bulunsun. 8 Nisan'daki tutulma zamanı seyahat, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ve ticari faaliyetler alanınızda bir tutulma yaşayacaksınız. Burada hızlı ve cesur hareket etmek isteyeceksiniz. Ama bu hızlı ve cesur hareketleri yaparken de aslında aklınızı da iyi kullanmanız gerekecek. Düşünmeden atılacak adımlar sizi yorabilir ya da sizi aslında istenmedik durumlar içerisinde kalmanıza neden olabilir. Merkür gerilemesi bu alanda olduğu için 6 yıl öncesine bakmanızı rica edeceğim ve 6 yıl önce yaşadıklarınıza benzer bazı olayların çözülmek üzere yeniden karşınıza gelme potansiyeli de yüksek görünüyor. Ne demiştik? Seyahat, yurt dışı adımlar, ticari faaliyetler, eğitim ve hukuk alanlarınızda hızlı bazı fırsatlar karşınıza gelebilir. Ama bunlar daha önceden konuşulmuş, görüşülmüş fırsatlar olmalı. Bu fırsatları ele almanız gerekiyor sevgili aslanlar. Hani böyle sıfırdan yepyeni bir iş, bu alanlarda atılacak önemli bir adım varsa dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü Merkür de Koç burcunda geri hareketinde olacak. Bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Diğer taraftan yine hem eğitimde hem seyahatlerde hem de daha az tanıdığınız insanlarla olan ilişkilerinizde şifalanmanız gereken önemli konu ve olayları da rahatlıkla bu tutulma zamanı bulabilirsiniz. Yine kendinizle olan bağlantınızı bu tutulma zamanı kuvvetlendirebilirsiniz. Mesela öğrenciyseniz, uzun zamandır tamamlamanız gereken bir eğitim varsa bu eğitimin üzerine düşebilirsiniz, asılabilirsiniz. Burada gereken cesaret size tam anlamıyla gelecektir. Bunu da hemen ekleyelim. 21 Nisan önemli, Jüpiter ve Uranüs kavuşumu devrede olacak. Sizin de tam kariyer evinizde olacak sevgili aslanlar. Eğer işinizde gücünüzde olan bir aslansanız ve beni izliyorsanız tam da 21 Nisan civarı ve sonrasında iş ortamlarınızda, kariyerinizde çok büyük fırsatlar, önemli açılımlar karşınıza gelebilir. Yüzünüz gülebilir, uzun zamandır uğraştığınız işlerin karşılığını çok net bir şekilde alabilirsiniz. 24 Nisan'da bir dolunay var ki bu dolunayda ev, aile ve yuva alanlarınızı tetikleyecek. Bu da şu anlama geliyor, bu kadar parayla ilgili konularla uğraşıyorsunuz. İşte kendinizi geliştirmek üzere harekete geçeceksiniz ve kariyerinizde önemli sıçramalar yaşayacaksınız. İşte tam da 24 Nisan'daki Dolunay zamanı algınızı ve ilginizi yuvanıza ve ailenize çevirmeniz gerekecek. Çünkü tam da burada yaşanacak bir mevzu ya da bir olay, olayları dikkatlice ele almanız gerektiğinin altını çiziyor. Güzel bir ay diliyorum sevgili aslanlar.
Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, evet bu ay önemli, bütün burçlar önemli diyorum ama sizin için de çok önemli. Bu ay maddi konular öneminizde ve bu ay müşterek para alanlarınızın hareketli olduğunu göreceksiniz. Uğraşılması gereken bir para mevzusu varsa, halledilmesi gereken bir banka işiniz varsa, bir kredi altına girecekseniz, bir borç yapacaksanız, işte bu ay bu konularla daha cesur bir şekilde ve bazı konuları dikkatlice ele alarak uğraşmanız gerekecek. Hemen 2 Nisan'da Merkür bu alanlarınızda geriliyor. O yüzden hani bir borcun altına girmek, banka kredisi çekmek anlamında biraz sıkıntılı olabilir. 25 Nisan'a kadar kimseye borç vermeyin, kimseden borç almayın ya da kimseye kefil olmayın. Ya da daha önceden konuşulmuş ve girişilmiş bir iş varsa bununla ilgili parasal konuları başlatmanız sizin faydanıza olabilir. Şimdi 8 Nisan'daki tutulma da bu alanlarınızı tetikliyor. Bu da şu anlama geliyor. Bir kere eşinizin parası, ailenizdeki insanların parası ile ilgili önemli bazı kararlar bu tutulma zamanı devreye girecek. Mesela uzun zamandır uğraştığınız bir miras konusu varsa bu konuyla ilgili çok daha cesur adımlar atmak isteyeceksiniz. Kendinizi ön plana çıkartmak isteyeceksiniz. Önce şifalanmak arzusunda olacak, geçmişi bir kenara bırakma isteğinde olacak, sonra bu konularla ilgili adımlar atacaksınız. Dediğim gibi daha önceden konuşulmuş, görüşülmüş insanlarla ve meselelerle yolunuzda ilerlemeye özen gösterin. Diğer taraftan tam da bu 10 Nisan civarı ikili ilişkiler ve özel hayatınızda verilmesi gereken bir konu ya da bir kararla da uğraşmak söz konusu olabilir. Mesela şöyle bir şey diyebiliriz. Evliyseniz eğer eşinizin bu dönem sağlığında ya da hayatında yaşanacak bir sıkıntı ya da sorun, belki de onun parasal konularını idare etmek üzere elinize almanıza ve böyle bir durumda da kendinizi göstermenize neden olabilir. Yine ilişkinizde bir sıkıntı ya da problemle karşılaşırsanız, aslında nafaka ile ilgili evliyseniz ya da ilişki bitimi varsa, işte eşyaları paylaşma, nafaka ile ilgili konularda da yine kontrolü elinize almanız söz konusu olabilir. Diğer taraftan 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs kavuşum halinde olacaklar. Seyahatten eğitime kadar birçok konuda çeşitli şans ve fırsatlar ayağınıza gelebilir. Yine eğer ailenizde mesela babanızın sağlığı ile ilgili bir takım beklentileriniz varsa bu beklentilerin de karşılanması, aynı zamanda evinizle ve yuvanızla ilgili konularda alınması gereken önemli kararlar, taşınma ile ilgili konuların da devreye girmesi söz konusu olacak. 24 Nisan'da da bir dolunay var ki bu dolunay iletişimsel işlerinizi hızlandırabilir ya da yakın çevrenizde kim varsa onlarla olan ilişkilerinizi tam da bu dolunay zamanı iyi idare etmek durumunda kalabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Evet, 6 burcumuzu tamamladık. Biraz uzun bir video oldu biliyorum ama Nisan ayında daha söylemediğim o kadar çok şey var ki en azından böyle önemli olayları sizler için özetlemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.